Şimdi ise nükleer tankın yanına gidelim. Hem mühimmatını patlatalım. Bakalım patlama basıncı bizi öldürecek mi? Evet. Tankın patlaması o kadar yüksek ki, patlama basıncı. Yanında durduğunuzda siz de ölüyorsunuz arkadaşlar o basınçtan ötürü. Uzaktan böyle gözüküyor. Evet, bu mesafeden bile ölüyoruz arkadaşlar. Zannediyorum bir küsür ton bomba etkisi yapıyor patladığında. İlginç. M1 bu sefer dayandı. Ama arkadaki mühimmata kadar patladık. Bakın buraya atmışız bombayı, buna rağmen patlamamış. Bunun da tam üzerine atmışız. Hiçbir hasar almamış. 5 tonluk bombaya karşı dayanıklı mı? Tam üzerine attım. Evet. Altay yerini yaptığımız aracı görüyorsunuz arkadaşlar. Tankın adı TC, yani TC Devleti. Bizzat BMC yaptı bu arada, bilginiz olsun. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Karşımızda 1 Nisan etkinliğinde gelen tanklar var. Zırh değerleri oyunda bulunan modern tanklara göre epey bir fazla. Şimdi hep birlikte zırh testini gerçekleştirelim. Optik noktası dahi delinmedi. Ateş sesini biraz azaltalım. Evet, kulesini sıktığımızda az da olsa hasar verebiliyoruz ama ölümcül bir hasar olmadığını görüyoruz. Çarpalım bakalım. Evet, çekemiyoruz da. Önden hiçbir şekilde delinmediğini görüyoruz. Bir de ATGM de deneyelim bakalım. ATGM delebiliyor mu? ATGM'in bile delemediğini gördük. Hatta şöyle bakalım. ATGM 850 mm'ye kadar rahat deliş kuvvetine sahip. Buna rağmen delemedi. Yani önden delmemiz mümkün değil. Yeşil yanıyor. Atış yapalım. Pek bir şey olmadı yine de. En azından kritik bir hasar almadığını gördük. Çamurluğun olduğu bölgeler epey bir zayıf. Evet. Çaprazlama atış yaptığımızda delebildiğini gördük. Yan zırhı ise tamamen zayıf bir bölge. Ne kadar 2300 model tanklar olsa da yan zırhtan delindiğini görüyoruz. Şuradaki nükleer tankı sona saklıyorum arkadaşlar. Bakalım kuleden yiyor mu? İlk plakada maalesef takıldı. Kalkan kısmı. Maalesef kalkan kısmından da yemiyor. Üst kısımlara doğru baktığımızda evet. Termal nişangahın olduğu bölge zayıf. Oradan delip iki mürettebatını etkisi hale getirebiliyoruz ve tankın boyutunu görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde bu tank etkinlikteki en ufak tanklardan bir tanesiydi. Buna rağmen T-80'e göre epey bir büyük. Tek atışta paletini kırabiliyoruz. Acaba topunu kırabiliyor muyuz? Dur bakalım. Evet. Topunu kırabiliyoruz ve kırıldığında gözle görülür çok fazla bir şey olmadığını gördük. Kule ile gövdenin birleştiği kısım zayıf. Geldiğimizde tankın içi çok büyük olduğundan şarapnel çok iyi yayılmıyor. Kırmızı göstermesi iyi, en azından gri göstermiyor. Üst kısma gelirse direkt sekkini görüyoruz. Gövdeden hiçbir şekilde mühimmatı yemiyor. Bir de patlayıcıya bakalım. Alman tanklarında uyguladığımız tekniği bunda yapabiliyor muyuz? Birçok bölgesi yine gri gösteriyor maalesef. Yani tavan zırhı da anladık ki 42 mm'den fazla. Peki yan zırhı nasıl? Bakın bunun yan zırhı da yemiyor. Şurada gördüğünüz ERA plakası inanılmaz sağlam. 2-3 defa vursak bile ERA plakasının çıkmadığını görüyoruz dostlar. Aradan
mühimmatı yor. Yani yandaki eralara denk gelmezse yan zırhın yediğini öğrendik. Hafif tank ne durumda? Patlayıcı dahi yediğini görüyoruz. Evet. Zaten buradaki araçtan çok fazla zırh beklememeliyiz. Bayağı bir büyük. Yani T-80'ler gerçekte Leopard 2.6'lardan dahi daha geniş, heybetli durur. Buna rağmen aracın genişliği bizden fazla. Yukarıdaki aracın da gövdesi aynı olduğundan test etmemize gerek yok. Şöyle vuralım bakalım. Yan zırhları epey bir zayıf arkadaşlar. Yani şu açıda bile delebiliyoruz ama şuradaki era plakasına denk gelirse delinmediğini gördük. Hatta o kadar açılı geldiğinde neredeyse hiç hasar almıyor. Reaktif zırhları makine tüfekle vurursunuz, nispeten sarı olur ya, vurduğumuzda aynı şeyle karşılaşıyoruz. Artık çoklu raket atarlar mühimmatından vurulduğunda bu şekilde çekiyor. Evet, yan zırhlara epey bir zayıf arkadaşlar. Gelelim en güçlü tanka. D0TR diye okunuyor sanırım. Gövdesi hiçbir şekilde yemiyor. Şu anda kullandığımız mühimmatın nüfuz kabiliyeti 580 mm. Buradaki optik noktası dahi delinmiyor. Gövdeden delmemiz neredeyse mümkün değil. Kulesine baktığımızda topuna sıkalım. Oo, şurada işi gözüktü. Bakalım. Evet, topunu kırabiliyoruz en azından. Şurası da yeşil gözüktü. Delmesine deliyoruz kuleden. Yani kulesi daha zayıf bir bölge ama doğru düzgün hasar veremiyoruz. Bu tankın şöyle bir esprisi var. Nükleer bir araç. Yani patladığı zaman nükleer patlama yaşıyoruz. Arka tarafı epey bir zayıf. Arka kulesi deleniyor ancak insansız kuleye sahip olduğu için pek mühim değil. Bir de mühimmatını patlatmayı deneyelim. Yan tarafı buradaki araca göre daha zayıf arkadaşlar. Çünkü bu araçlarda era bulunurken bunlar da bulunmuyor. Eğer yanında durursanız hemen hemen şu seviyede patlamanın basıncı sizi öldürüyor. Görüldüğü gibi. Etraftaki radyasyon seviyesinin arttığını görüyoruz. Kulesi pek ağır değil. Hatta modellenmemiş bile. Anladığım kadarıyla hiç etkilemiyor hızımızı. Ama takılabiliyor. Bir de uçakla patlatmayı deneyelim bakalım. 500 kiloluk bombamız var. Bakalım öldürebiliyor mu? Attım. Diğerine de attım. Uçaklara karşı bile son derece dayanıklı. 500 kiloluk bombayı dibine atmama rağmen patlamadığını gördük. Şimdi ise nükleer tankın yanına gidelim ve mühimmatını patlatalım. Bakalım patlama basıncı bizi öldürecek mi? Tankın patlaması o kadar yüksek ki, patlama basıncı, yanında durduğunuzda siz de ölüyorsunuz. Krater açılmıyor patladığında. Buraya atmışız bombayı. Buna rağmen patlamamış. Bunun da tam üzerine atmışız. Hiçbir hasar almamış. 5 tonluk bombaya karşı dayanıklı mı? Evet. 5 tonluğa karşı dayanıksızmış. Bak, etek zırhına denk gelmezse alt taraftan delebiliyoruz. APC, BC delmiyor. Şuradan ne dersek, yani düzgün bir hasar almadı. Mühimmatını patlattık. Aynı etkiye bu sahip değil. Bunu da öğrenmiş olduk. Yanına atalım. Altay yerini yaptığımız aracı görüyorsunuz arkadaşlar. Tankın adı TC, yani TC Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapıldı. Altay yerine. Bizzat BMC yaptı bu arada, bilginiz olsun. Adı TC. Buraya 500 kilo bomba atıyoruz. İmha olmuyor. Dibine 5 tonu çaktığımızda öldüğünü gördük. Tavandan giren ve 100 mm deliciliğe sahip M3A3'ü alıyorum. Bakalım tavan zırhının kalınlığı kaç milimetre? Yok. Hiç
hiçbir şekilde delinmiyor. M1'in deliş kabiliyeti 630 mm. Ama yine de delemediğimizi görüyoruz. Avazları bu sefer deliniyor arkadaşlar. Üstün pilot kabiliyetlerine sahip kardeşimiz. Bu yüzden T-43 filosunda. 600'den fazla dersek bile gövdeden hiçbir şekilde delemiyoruz. Kuleden de keza aynı şekilde. Bu mesafeden bile ölüyoruz. Zannediyorum 1 küsür ton bomba etkisi yapıyor patladığında. Böyle kilitlediğiniz zaman tarıyorsunuz. Vuruyor. Siz şöyle bakın. Kendi kendine vuruyor helikopter. Çok beceri gerektiren bir şey bu. Yani dünya şampiyonu olmayanlar yapamıyor bunu. Bilginiz olsun. İlginç. M1 bu sefer dayandı. Ama arkadaki mühimmata kadar patladık. Nişancısı hayatta kaldı. Enteresan. Mühimmat koruma özelliği olduğu için mühimmatımız patlamadı basınçtan. Ama mangal olduk. Bakalım 188 tonluk mouse itebilecek mi? Mouse'la yan yana koyduğumuzda buradaki tankların ne seviyede büyük olduğunu daha da iyi anlayacaksınız. İkinci topumuz paletini kırabiliyor. Evet. Mouse zar zor itiyor arkadaşlar. Şu anda frene basmıyor gibi. Daha demin freni mi basıyordu? Zannediyorum itmeye başladığımızda frenleri bırakıyor. Yok. Mouse itiyor arkadaşlar. Ama karşımızdaki tankın da yaklaşık 150 küsur ton olduğunu unutmayın. En azından öyle hatırlıyorum. Fark ettiyseniz yokuş yukarı ittik. Yandan itebiliyor mu? Evet. Hareket ettirebiliyor. Tam anlamıyla itiyor diyemeyiz ama 1-2 kilometreyle hareket ettirebiliyor. Ve yokuş yukarıyız. Bir de yokuş aşağı itmeyi deneyelim. Buradaki Kürt kardeşimiz de ses yapıyor. Onu öldüreyim bir. Yokuş aşağı daha rahat ittiriyoruz. Bu sefer 2000 librelik bombayla deneyelim bakalım patlatabiliyor mu? Daha demin 500 kiloluk bombanın bir şey yapmadığını gördük. 2 kat ağırlığında olan 1 tonluk bomba bakalım etkisiz hale getirebiliyor mu? Tam üzerine attım. Maalesef bu da yandan delmiyor. Açılı kısımdan bile deldi. Neyse arkadaşlar, videoyu burada sonlandıralım. Sizlere faydalı olabilmek adına bu videoyu çektim. Eminim ki merak edenleriniz olmuştur. Acaba bunlar modern tanklara karşı ne kadar dayanıklı gibisinden. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını, fikirlerini bekliyorum. Selametle.